Mia Solicitors firmasının ortaklarından deneyimli avukat Sefaret Yaman, boşanma davalarında yaşanacak yasa değişikliklerini bizlerle paylaştı. Önümüzdeki günlerde boşanmaya ilişkin yasalarda büyük değişiklikler yaşanacak. Biz de konuyla ilgili kısmın detaylarını avukat Sefaret Yaman'dan alacağız. Bulunduğumuz yer Alexandra Palace. Güzel bir gün. Güneşli bir havadayız değil mi? Sefaret Hanım, öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, az önce de konuşmuştuk. Önümüzdeki günlerde büyük değişiklikler olacak boşanma yasalarında. İsterseniz efendim, ne gibi değişiklikler bizleri bekliyor? Oradan başlayalım. Evet, şu anki boşanma yasaları yaklaşık 50 yıllık yasalar. Ve şu andaki boşanma yasalarına göre, kanuna göre bir evli bir çiftin boşanabilmesi için bazı kriterleri yerine getirmeleri gerekiyor. Boşanma nedenleri ya çiftlerden birinin artık katlanılması zor bir davranışının olması, çiftlerden birinin evi terk etmesi ve bir daha hiç gelmemesi ya da her iki çiftin en az 5 yıl süreyle ayrı yaşamaları ya da çiftlerden birinin öbürünü aldatması durumunda mümkün. Bunun dışında bir gerekçe boşanma gerekçesi olamaz şu anki mevcut yasalara göre. Kanun koyucular bu yasayı, mevcut yasayı şu noktada eleştiriyorlar. Diyorlar ki bir çiftin boşanabilmesi için öbür çiftin bir öbürünü kötülemesi gerekiyor. Onun kötü bir insan olduğunu, beraber yaşaması katlanılmayan bir insan olduğunu ispatlaması gerekiyor ki boşanma mümkün olabilsin. Bu noktada bu şart insanlara zarar veriyor. Yani boşanacak insanları çok kötü bir noktaya getiriyor. İşte çok tatsız durumların yaşanmasına neden olabiliyor mahkeme süreçlerinde. Ve daha sonra birbirini çeşitli nedenlerle görmek zorunda kalan insanların durumunu da kötüleştiriyor. Bu çiftlerin durumunu da kötüleştiriyor. Örneğin çocuğunuz varsa, birbirinizi bir şekilde görmek zorundaysanız, bir ilişkiyi bir şekilde sürdürmek zorundaysanız, bu süreçten sonra, boşanma sürecinden sonra bu çok kötü bir aşamaya geliyor. Ve çocuklar için de, o çocukların psikolojisi için de oldukça kötü bir durum. Yani siz boşanabilmek için bir anlamda eşinizin kötü olduğunu ispatlamak zorundasınız. Onun katlanılmaz bir insan olduğunu ispatlamak zorundasınız. Yasa koyucu bu noktada şöyle bir değişiklik getiriyor, diyor ki, çiftler beraber anlaşabildiği sürece bunların hiçbirine gerek kalmadan boşanabilmeliler. Bu boşanma süreci kolaylaştırılmalı ki daha sonra insanların minimum temelde devam ettirmek zorunda kaldıkları ilişkileri de zedelenmesin, bu ilişkiyi devam ettirebilsinler. Bu her iki çift için ve ayrıca çocuklar için, varsa eğer çocuklar için de çok daha iyi olacak diye düşünülüyor. Değişiklik bu yönde. Yani aslında o çiftlerin boşanma sürecinde birbirlerini zedelemeden, evet, ilişkilerini zedelemeden ve birbirlerine farklı iftiralar atmadan, evet, bu süreci tamamlamalarını sağlıyor aslında. Evet. Eğer taraflardan bir tanesi istiyorsa bütün bunlara gerek kalmadan da boşanma olabilmeli deniyor. Şimdi bu durumda yeni değişiklikle boşanmaya başvurduğunuz tarihten itibaren, bu müracaat ettiğiniz tarihten itibaren 6 aylık bir bekleme süresi koyuyor yasa. Diyor ki işte hani bu süreçte belki taraflar fikirlerini değiştirebilirler. Boşanmadan vazgeçebilirler son bir şey olarak, çare olarak. Ondan sonra 6 aylık bir süreçten sonra boşanmayı mümkün hale getirebiliyor. Dünyanın birçok ülkesinde boşanma gerçekleştiği zaman mahkeme ya da hakim çocuk ya da mal varlığına ilişkin de karar verebilir. Ancak İngiltere yasaları bunu gerektirmiyor. Boşanma davasıyla ilgili olarak mahkemeye başvurduğu zaman hakim sadece boşanma ilişkin karar veriyor. Mal varlığına ya da çocuklara ilişkin bir karar verilmiyor. Mesela Türkiye'de boşanma davası açıldığı zaman otomatik olarak çocuklar ya da varsa mal varlığı içinde hakim karar verebilir. Ama bu ülkede öyle değil. Bu ülkede onun için ayrı bir başvuru yapılması gerekiyor. Mal varlığı davası açabilmeniz için ayrıca onun için bir başvuruda bulunması gerekiyor. Çocukların paylaşımı için bir talebiniz varsa bunun için başvurmanız gerekiyor. Bu her iki durumda da eğer eşler arasında bir anlaşma varsa bu anlaşma karşılıklı bu avukatlar tarafından imzalanıyor. Bunun sadece mahkeme tarafından onaylanmasına bırakılabiliyor. Bunun ayrıca çocukların ve mal varlığının paylaşılması için otomatik bir formül yok. Bu her çift için, her durum için mahkemenin, hakimin özel karar vermesi gereken bir durum. Onun için otomatik bir formül yok.
Efendim görüyoruz ki aslında şu dönemde özellikle sıklıkla boşanmalar gerçekleşiyor. Özellikle evlilik sonrası kısa bir süre sonra boşanma talebi gerçekleşiyor çiftlerden mutlaka bir tanesinden. Bu ülkede de bunu yapmaları nasıl bir prosedür gerektiriyor? Özellikle evlendikleri zaman hemen boşanma davası açabiliyorlar mı diye sorayım. İngiltere yasalarına göre evliliğin gerçekleştiği tarihten itibaren en az bir yıl beklemek gerekiyor. Bu bir yıl içerisinde boşanma talebine başvuramıyorsunuz. Ama şimdi gelecek değişiklikle bu bir yıldan sonra eşlerden bir tarafın yapacağı taleple, dile getireceği taleple ve öbür eşin kabulüyle bu mümkün olabilecek. Boşanma mümkün olabilecek. Peki efendim bu evlilik öncesinde yapılan anlaşmalar var. Özellikle mal varlığı paylaşımı noktasında bu yapılan anlaşmalar bu boşanma sürecinde geçerli kılınıyor mu? Yoksa nasıl ilerliyor boşanma davasında? Şimdi evlilik öncesi mal varlığına ilişkin sözleşmeler ya da mal bölüşümüne ilişkin sözleşmeler bu ülkenin yasasına resmi olarak tanınmış bir şey değil. Ama birçok mahkemede hakimlere bir anlamda fikir verecek, hakimlere bir anlamda yol gösterecek bir anlaşma olabilir. Ama bunun mahkemeler bazında, İngiltere'deki hakimler bazında bir bağlayıcılığı yok. Amerika'da mesela bu çok gündemde olan bir şey, bağlayıcılığı olan bir şey. Ama bu ülkede hakim onunla bağlı değil. Hatta konu bu noktaya gelmişken birkaç hafta önce buna ilişkin verilen örnek bir mahkeme kararı var. Biliyorsunuz bu ülkede verilen mahkeme kararları yasa maddesi niteliğinde kendisinden sonra gelen benzer davalara örnek olan, benzer davalar için yasa niteliğinde olan kararlar. Bu özellikle evlilik öncesi mal bölüşümüne ilişkin imzalanan sözleşmelere ilişkin bir karar. Şimdi olayın hikayesi özetle şöyle. Amerikalı bir bayanla Türkiye'li bir erkek İngiltere'de evlenirler. Ancak evlenmeden 2 hafta önce bunlar mal varlığına ilişkin bir sözleşme imzalarlar. Çünkü kadının ekonomik durumu çok çok iyidir. Erkeğin ekonomik durumu iyi değildir. Herhangi bir mal varlığı bulunmamakta ama yılda yaklaşık 35 bin pound bir geliri olan bir kimsedir bu. Bunlar bu mal varlığı sözleşmesini imzalarlar. Sözleşme imzalandıktan 2 hafta sonra evlilik gerçekleştirilir. Bu evlilik yaklaşık bir 12 yıl sürer. 12 yıl sonra her iki taraf da boşanmak için mahkemeye başvurur. Mahkeme boşanmaya karar verir ancak mal varlığı bölüşümüne geldiği zaman bayan olan eş evlilikten önce imzaladıkları prenup dediğimiz bu mal varlığına ilişkin sözleşmeyi hakim karşısına getirir ve bu sözleşmeye binaen erkeğin kadının evlilikten önceki mal varlığına ilişkin bir talepte bulunamayacağını söyler. Ancak İngiltere'deki hakim bu anlaşmanın bağlayıcılığının erkek için yani ekonomik durumu kadından daha kötü olan erkek için adil olmadığına karar verir ve bu sözleşmeyi tanımaz. Ve bu sözleşmenin aksine erkek için yaklaşık 1.4 milyon pound civarında bir tazminata karar verir. Şimdi bu dava şu anlamda güzel bir dava. Taraflar arasındaki sözleşme ne olursa olsun hakim için net bir bağlayıcılığı yok. Hakim her bir davaya baktığı zaman davanın koşullarına göre, tarafların ekonomik durumlarına göre, sosyal statülerine göre onlara uygun, adil ve doğru olan bir kararı vermek durumunda.